Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını, gelişmelerini sizlerle buluşturacağız. Tabii bugün hepimiz gözlerimizi Ramazan bayramına açtık. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun temennimizi iletelim. Tabii bir yandan dünyada yaşanan katliamlar, soykırımlar var. Bu konuyla ilgili de şunu söylemek gerekiyor. Özellikle bu bayramın İslam coğrafyasına, tüm Türk insanlarına esenlik ve barış getirmesi temennimizi iletelim. İnşallah bu katliam içerisinde yaşadığımız son bayram olsun. Tüm İslam alemi umarım bu bayram sonrasında rahat, huzurlu bir nefes alır temennimizi iletelim. Ve şimdi artık gündemimize geçelim. Bayram namazının ardından açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, bu bayram hayatımız boyunca yaşadığımız en acı bayramların başında geliyor. Bu kadar büyük katliamlar yapılırken İslam dünyası bu sınavda başarılı olamadı, bölünmüşlük içerisinde bu katliamı seyretti dedi. Bütün milletimizin, bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Çok güzel bir manevi iklimle birlikte yaşadığımız Ramazan ayından sonra Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Güzel bir bayram namazı kılındı. Türkiye'nin her yerinde camilerimiz doldu taştı. Şimdi bugün halkımız bayramlaşmalarını yapacak, büyüklerini ziyaret edecek ve sevgi dolu, esenlik içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bir bayramı inşallah idrak edeceğiz. Ama aynı zamanda bu bayram herhalde hayatımız boyunca yaşadığımız en acı, en buruk bayramların başında geliyor. Maalesef her sene Ramazan ayında İsrail özellikle işgal ettiği topraklarda Filistin'de Müslümanlara karşı her türlü zulmü yapıyor ve artık bu bir alışkanlık haline gelmişti. Fakat bu sene insanlık tarihinin tarih boyunca belki gördüğü en büyük katliamlardan birisi. Öncelikle bütün camilerimizde, dünyanın her yerinde 2 milyar Müslüman bugün İsrail'e lanet okudu. İsrail hükümetinin Netanyahu ve çetesinin yapmış olduğu bu zulümlerden dolayı bayramı buruk bir şekilde geçirdi. 2 milyar nüfusa sahip olan yaklaşık İslam dünyası da ne yazık ki bu sınavda iyi bir sınav veremedi. Hep beraber böyle çaresizlik içerisinde, kararsızlık içerisinde, belki bölünmüşlük içerisinde bu katliamı seyretti. Bundan dolayı da ayrıca büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu bayram hem bütün bu sorunlarımızı yeniden hatırlamak ve yeryüzünde barışın, esenliğin yeniden nasıl tesis edilebileceğini düşünmek bakımından da bir imkan ve fırsat olmasını temenni ediyorum. Ramazan bayramının ilk gününde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilerde saf tuttu. Namazın ardından ilk bayramlaşmalar camilerde yapıldı. Bir Ramazan bayramı daha kılınan bayram namazıyla idrak edilmeye başlandı. Ordu'da saat 6.30 sularında kılınan bayram namazı için sabahın erken saatlerinde evlerden çıkıldı. Müslümanlar camilere akın ederek dünyanın dört bir yanında omuz omuza saf tuttu. Bayram namazını kılmak için saf tutan ordular bayram coşkusu içinde namazlarını kıldı. Allahu Ekber. Salavatların getirildiği, duaların edildiği bayram namazında camiler her sene olduğu gibi bu bayramda da milyonlarca Müslümanı ağırladı. Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun namazın ardındansa camilerde bu kez bayramlaşmanın heyecanı vardı. Camilerin içinde ya da avluda sıraya giren ordular birbiriyle bayramlaştı. Ordu'da kent bayramlaşması gerçekleştirildi. Valilik yerleşkesindeki sosyal tesiste gerçekleştirilen Ordu Kent Bayramlaşması programına Ordu Protokolü katıldı. Bayramlaşma.
Ramazan Bayramı münasebetiyle Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen kent bayramlaşması yoğun bir katılımla gerçekleşti. Valilik yerleşkesindeki sosyal tesiste gerçekleştirilen Ordu Kent Bayramlaşması programına Vali Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Baro Başkanı Avukat Sibel Torun, Vali Yardımcıları Hacı Mehmet Kara, Burak Keser, ilçe kaymakamları, il jandarma komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, ilçe belediye başkanları, siyasi parti, meslek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanlarıyla vatandaşlar katıldı. Vali Muammer Erol, kent bayramlaşması programına gelen misafirleri karşılayarak bayramlarını kutladı. Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Tikenlice mahallesinde bir evde yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyüdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ordu'da son günlerde ev yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Alevlerin yükseldiği son noktalardan biri Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Tikenlice mahallesi oldu. Tikenlice Mağara Sokak'ta Yaşar Özel'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taş yoluna boşuna. Abi ev ıslanır zaman abi. Alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir anda büyüyen alevlere çevredekiler müdahale etmeye çalışsalar da başarılı olunamadı. Tüm evi saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Bir süre sonra kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken alevler nedeniyle evdeki tüm eşyalar küle döndü. Büyü geliyor ha. En büyüğü geliyor ha. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Fas'ta Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Türk Denizciliğinde Güncel Gelişmeler adlı panele katılarak bir sunum gerçekleştirdi. Ana başlıklar ki bu uluslararası denizcilik örgütünün örgütlenmesine benzer bir yapıdır. Ünal Baylan, Fas'ta denizcilik öğrencileriyle buluştu. Fas'ta Deniz Bilimleri Fakültesi'nde Türk Denizciliğinde Güncel Gelişmeler adlı panel düzenlendi. Panele Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Baş, Fas'ta Kaymakamı Avni Kula, Fas'ta Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Kurum Amirleri ve Fas'ta Deniz Bilimleri Fakültesi, Fas'ta Meslek Yüksekokulu ve Fas'ta Denizcilik Lisesi öğrencileri de katıldı. Panelde Genel Müdür Ünal Baylan da öğrencilere bir sunum yaptı. Taşra'da 71 liman başkanımız var ki bizim liman başkanlıklarımız Cumhuriyet döneminden önce Osmanlı döneminde de olan yapılar, liman reislikleri. Köklü bir kuruluşun devamılar. Baylan panel sonrasında Fas'ta Denizcilik Okulu tüm Türkiye'de kalitesini ispat etmiş bir okul. Denizciliği daha iyi bir noktaya getirerek mavi vatanda haklarımızı savunma adına güzel bir istişare toplantısı oldu dedi. Fas'ta denizci öğrencilerimizle beraberiz. Fas'ta Denizcilik Okulu tüm Türkiye'de tüm dünyada kendi rüştünü sağ etmiş. Mezunları Türk denizciliğine ciddi anlamda hizmetlere veren öğrenci kardeşlerimiz. Umut ediyoruz bugün biz de kendi onlarla hem Türkiye'deki deniciliğin durumu, tecrübelerimiz, onların taleplerini dinledik. Deniciliğimizi çok daha iyiye getirip mavi vatandaki haklarımızı savunmak için güzel bir istişare toplantısı olsun. Hepsine tebrik ediyorum. Denicilik zor ama ayrıcalıklı bir meslek. Öğrencilerime kendi potansiyellerini gerek ailelerinden aldıklarını, gerekse tüm eğitim hayatlarında ve finalde de üniversiteden aldıkları eğitimlerin kendilerine denizcilikteki başarı için yeterli olduğunu, hiçbir zorluk karşılarında pes etmemeleri, ısrar etmeleri gerektiğini, hayattan mutlu olarak denizcilik camiasına hizmet vermelerini tavsiye ediyorum ve kendilerine başarılar diliyorum. Ünye Kaymakamlığı ile Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen kent bayramlaşması yoğun katılımla coşku içinde gerçekleştirildi. Ünye'de geleneksel hale gelen kent bayramlaşması yoğun katılımla ve coşku içinde gerçekleşti.
Atatürk Parkı sosyal tesislerinde Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen programa başta Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı olmak üzere protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz gibi aynı şekilde bayrama da kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum dedi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz gibi aynı şekilde bu Ramazan ayını demin de ifade ettiğim gibi rahmetinden, bereketinden bizi istifade edenlerinden eylesin Mevlam öncelikle diyorum. Bu mübarek Ramazan ayının birlikteliğini, beraberliğini Cenab-ı Allah bizlere, tüm İslam alemine yaşatsın diyorum. Nice birlikte bu bayramları kutlamayı hepimize birlikte nasip etsin diyorum. Tabii bu süreç içerisinde bu zamana kadar rahmeti rahmana kavuşmuş olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'sa yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. İftar sofralarında bir araya geldiğimiz, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın da en güzel örneklerine sergilendiği Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü, fakat İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle de en buruk Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Ben bu vesileyle Ramazan bayramının ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum. Konuşmaların ardından Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş dua yaptı. Kent bayramlaşması bayramlaşmayla sona erdi. Fındık için önemli çağrıda bulunan iş insanı Mustafa Poyraz, fındık üreten illerle birlikte alan bazlı gelir desteğinin artırılması için çalışma yapacaklarını kaydetti. Fındıkla ilgili bizim çok önemli bir problemimiz var. Fındıkla ilgili çok önemli bir problemimiz var dedi, verim düşüklüğüne işaret etti. Fındık üreten illerin birleşmesi çağrısında bulundu. Fındık, Ordu, Giresun ve Trabzon dahil bu illerimizde verim düşüklüğü var. Diğer illerde Samsun'da 150 kilo, Batı'da 200 kilo. Biz şöyle bir karar aldık. Seçimlerden sonra 3 il bir araya geleceğiz. Milletvekillerimizle, ziraat odalarımızla, ticaret borsalarımızla, iş insanlarımızla birlik yapıp Ankara'ya gideceğiz. Sebep şu, devlet 100 kilo alanına dönüm başı aynı fiyat veriyor, 200 kilo alana da aynı fiyat veriyor, 300 kilo alana da aynı fiyat. Bu büyük bir adaletsizlik. Biz taban fiyatından filan hiç öyle bir sorunumuz yok. Biz bu sorunu çözeceğiz mutlaka. Çözmezsek 3-5 sene sonra biz daha çok mağdur olacağız. Sebebi de şu, fiyatlar yükseliyor, verim artışı olacak. O 200-300 kilo olan yerler çok para geçecek eline. Toplamada maliyetleri düşük filan. Bizde hep pahalı. Bizim arazimiz fındıktan başka bir şey üretilemiyor. İş insanı Mustafa Poyraz her yıl dekar başına 170 lira olarak verilen alan bazlı gelir desteği için harekete geçtiklerini ifade etti. Önce buradan başlayacağız. Bu konuda çok hassas. Bütün kamuoyundan, bütün siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden, kuruluşlardan destek alıp güçlü bir şekilde fındık bu konuyu ile işin çalışmaları yapacağız. Öte yandan gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından gözler alan bazlı gelir ödemelerine çevrilmişti. Üreticiler desteklemelerin ne zaman yatacağını ise merak etmeye başladı. Alan bazlı gelir desteğinin Nisan ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Altınordu Belediyesi'ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı dolayısıyla kent merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan her bir caminin içinde bayram temizliği ve zabıta mütürlüğü ekipleri tarafından da zincir marketlerde etiket denetimi gerçekleştirdi. Altınordu Belediyesi Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent
kent estetiğinin yanında vatandaşların da Ramazan bayramını rahat geçirmesi için çalışma yürüten Altınordu Belediyesi, bayram öncesinde market denetimi ve cami temizliklerini tamamladı. Belediyeye bağlı ekipler kent merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan her bir caminin içinde ve çevresinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Böylelikle camiye giden vatandaşların ibadetlerini daha uygun koşullarda yerine getirmesi için gerekli tedbirler alındı. Cami temizliğinin yanında Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde etiket denetimi gerçekleştirdi. Herhangi bir olumsuzluktaysa 444-4052 numaralı hat üzerinden vatandaşlar belediyeye ulaşabilir. Ulubey'de bayramlaşma merasimi düzenlendi. Belediye Başkanı İsa Türkcan düzenlenen programda tüm Ulubeylilerle bayramlaştı. Ulubey Belediyesi'nde Ramazan Bayramı bayramlaşma merasimi düzenlendi. Bayramlaşma merasimine Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, protokol üyeleri, mahalle muhtarları ve Ulubeyliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Türkcan, bugün çifte bayram yaşıyoruz dedi. Tüm Ulubeylilerin Ramazan bayramını kutladı. Hem Ramazan'ı yaşadık, bir hafta önce bir bayram yaşadık, şimdi bir bayram daha yaşıyoruz. Yeni seçilen muhtar arkadaşlarımıza bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yine yeni seçilen hem İYİ Parti'nin, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hem de AK Parti belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza, yeni seçilen ve göreve devam eden arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bir seçim atlattık 31 Mart'ta. Milletimizin vermiş olduğu karar her zaman doğru karardır. Milletimizin bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hem Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız adına, hem de Ulubey Belediyesi adına, Ulubey Belediye Başkanı olarak siz değerli Ulubeyli hemşehrilerimin, verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Çünkü seçim demokrasi şölenidir. Seçim insanların 5 yılda bir ya da 4 yılda bir verdiği karar, ama kendisi içinde yönetilecek bir karar vermiştir. Tabii ki bizler hem belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, hem muhtarlarımızla, hem teşkilatlarımızla birlikte 41 mahallemize gece gündüz hizmet edeceğiz. Konuşmaların ardından bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un amcası Kaya Enginyurt vefat etti. Merhum için Altınordu Dedeli Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber! Enginyurt ailesinin acı günü. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un amcası Kaya Enginyurt vefat etti. Kaya Enginyurt için Altınordu Dedeli Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Protokolü, Enginyurt ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı öncesi başsağlığı dilekleri kabul edildi. Kaya Enginyurt için önce helallik alındı. Haklarınızı helal ettiniz mi? Alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için 3 İhlas 1 Fatiha. Kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi. Merhum duaların ardından aile kabristanlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Merhuma Altaş TV ailesi olarak bizler de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı, keşkek dağıttı. (Gülüyor)
Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Parkı'nda vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenledi. Program kapsamında Başkan Gündoğar halka keşkek dağıtarak vatandaşların bayramını kutladı. Evet, 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Gündoğar vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Halka keşkek ikramıyla da etkinliğe ayrı bir renk kattı. Ben feleğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları da yükseldi. Başkan Gündoğar halkla iç içe geçirdiği bu özel günün anlamını vurgulayarak Aybastı'nın birlik ve beraberlik içinde daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi. Çok kıymetli AK Parti ilçe başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım, mahalle muhtarlarımız, STK başkanlarımız, Aybastı'mızın birbirinden güzel insanları, bu bayram için, 9 günlük tatil için gurbetten gelen çok sevgili dostlarımız, hemşehrilerimiz, hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, birbirinden güzel Aybastı'mızın güzel insanları, öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş olan mübarek Ramazan bayramını bitirdik. Bugün Müslümanlar için o 30 günlük orucumuzun ödülü olan mübarek Ramazan bayramının ilk gününü, ilk saatleri idrak ediyoruz. Öncelikle Yüce Mevlam, tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, yaptığımız ibadetleri katında kabul ve makbul eylesin. Yüce Mevlam şu mübarek bayramı sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde geçirmeyi sevdiklerimizle, ailelerimizle birlikte bu güzel bayramı bayram tadında yaşamayı hepimize Cenab-ı Allah nasip eylesin. Yine bu bayramlaşmamıza uzaktan yakından gelen hepinize teker teker hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fas'ta Müftülüğü tarafından ilçede her caminin her Kur'an kursunun bir yetime olsun projesi başlatıldı. Fas'ta Müftülüğü ilçede her caminin her Kur'an kursunun bir yetime olsun projesi başlattı. Müftülük konferans salonunda yetim çocuklar için düzenlenen hediye kartı dağıtım programı Orta Büyük Cami Baş Müezzini Ahmet Çeşme'nin Kur'an okumasıyla başladı. Daha sonra ilçe müftüsü Aziz Bulun yaptığı konuşmanın ardından 150 yetim çocuğa bayramlık hediyesi kartları takdim edildi. Düzenlenen program sonrasında açıklamalar yapan Fas'ta İlçe Müftüsü Aziz Bul, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Fas'ta İlçe Müftülüğü olarak bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak Fas'ta'daki yetim kardeşlerimizi unutmamak adına ilçe merkezindeki gerek din görevlerimiz, gerek Kur'an kursu hocalarımıza yapmış olduğumuz toplantıda her bir camimizin, her bir Kur'an kursumuzun bir yetim olsun dedik ve her bir camimiz, her bir Kur'an kursumuz bir yetime bayramlık hediye alsın düşüncesiyle bir proje başlattık. Ben programda bu projede emeği geçen başta din görevlilerimize, Kur'an kursu hocalarımıza ve öncelikle hayırsever vatandaşlarımıza efendim çok çok teşekkür ediyorum. Projede ikinci adım olarak ise üniversite öğrencilerine her ay burs verilmesi hedefleniyor. Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez Ramazan Bayramı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Müftü Söylemez fitreler verilmediyse bu süreçte verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bir ay boyunca yoğun bir eğitim temposu diyelim. Ramazan bir mektep eğitim temposunun sonunda Allah'a hamdolsun bayrama kavuştuk. Evvela bütün izleyicilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Tabii bayram demek sevinç, coşku, heyecan demek. Burada bayramı bayram olabilmesi için en önemlisi bir araya gelebildiğimiz, aynı sofrayı paylaşabildiğimiz, küslükler varsa barış yapabildiği, bir araya gelebildiği, yetimler, öksüzler, garibanlar, çaresizlerin elinden tutabildiğimiz, onları da sevindirebildiysek eğer işte o zaman gerçek manada bayram olmuş oluyor. Tabii bayramı hak edenler için de gerçek manada bayram. Rabbim gerçek manada bayramı hak edebilenlerden eylesin. Tabii fitreleri vermeyen kardeşlerimizin bir an önce vermesi gerekiyor. Her evde bulunan kişi için 130 TL en alt limiti bu. Ancak burada şuna dikkat edelim. Bizim soframızda
ortalama bir kişinin yemesi kaça mal oluyorsa, mesela imkanımız var, biz 250 liralık imkanımız var, 500 liralık bir sofraya oturuyor ise eğer, biz fitremizi de bu miktarda kendi ölçümüzü belirleyerek vermemiz gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Tabii bayramda kapımıza gelen çocukları sevindirmek veya onların yanına gitmek, küslükler varsa mutlaka bunları barıştırmak, barışmak, bizim varsa böyle kırgınlıklarımız, bunu gidermek, o zaman işte gerçek manada bayram bayram olmuş olur. Sevgili izleyenler, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Tekrar mutlu bayramlar diliyorum. İyi akşamlar.